İyi akşamlar. Nazım'ın dediği gibi kurşun gibi ağır bir havada sizlerle birlikteyiz. 40 dakika programında Avukat Ayça Akpek'le birlikte bugün Türkiye'nin terör gündemini, anayasa ve başkanlığı konuşacağız. Ama öncelikle bu dün yaşadığımız büyük felaketle başlayalım. Yaşadığımız bu acının hem nedenlerini hem sonuçlarını ve bu giderek Türkiye'nin kaderine dönüşen bu terör belasının nedenleri üzerine önce bir kısa sohbet edelim. Daha sonra Türkiye'nin diğer gündemlerine geçelim. Evet, ne düşünüyorsunuz dünkü yaşananlar hakkında? Öncelikle gülen yüzlerimizi solduranlar asla gülmesinler şarkıda dediği gibi. Öyle söyleyelim. Yine 38 canımız ki çoğunun yaşı 20 ile 25 arası bu ülkenin gencecik çocuklarını kaybettik yine. Bir çocuk ölünce sosyal medyada güzel bir şey dolaşıyor bu aralar. Bir çocuk ölünce umutlar da ölüyor aslında. Bir sürü şey ölüyor. Geleceğimizi de beraberinde öldürmüş oluyoruz. Söyleyecek çok şey var. Bir kere belki şuradan başlamak lazım. Devletin en temel görevi insanımızın yaşam hakkını korumak, yaşam hakkını savunmak. Çok acı görüntülerden bir tanesi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan sevgili Berkay'ın görüntüleriydi. Berkay gezmek için İstanbul'a gelmiş. İşte kim bilir oradan nereye gidiyordu taksiyle geçerken. Patlama sonucu yaşamı sona ermiş bir çocuk. Bunun gibi pek çok çocuğumuz, pek çok olayda öldü. Şöyle bir sıralama yaparsak, 5 Haziran 2015'ten başlayarak Türkiye'de neredeyse her ay bir patlama var. Bazı aylar 2-3 patlama var. Ve işte bu patlamadan önce 24 Kasım Adana patlaması, 4 Kasım Diyarbakır patlaması, 16 Ekim Gaziantep patlaması, 6 Ekim Yenibosna patlaması. Her programda bence bu patlamaları da söylemekte fayda var. Bunlar sadece sayılar değil, bunlar gerçek, yaşam. Birilerinin yaşamları, birilerinin kaybolmuş yaşamları. Bence her programda artık seninle o haftanın acı bilançosunda ortaya koymakta Konuşmak lazım. fayda var, O unutmamakta fayda var. bahsettiğin cümle şöyle bir şey. Bir insan ölmüyor. Onun tüm sevdikleri, onu sevenler, doğacak çocuklar, olacağı aşklar, göreceği yollar, tutacağı eller, sarılacağı herkes, biz, umut ölüyor. Umudu öldürüyorsunuz. Bu arada Galatasaray gol sevincinden sonraki görüntüleri geldi. Onu paylaşalım. Gol atan futbolcu daha sonra Çevik Kuvvet polislerine sarılarak gözyaşı döküyor. Herhalde en temel şey bu tür koşullarda birlik ve dayanışma içerisinde bütün bu zor süreçleri atlatmak. Yasin'in gol sevinci sonrasında yaptığı hareketi görüyoruz. Son derece üzücü. Çoğu 2-3 aylık polisler. Bazılarının 2-3 aylık çocukları var. Bir tanesini yine sosyal medyaya görüntüleri düşmüştü. İkizleri geride kalan gencecik bir polis. Genç ölümler ve bu kadar tesadüfi ölümler aslında. Esas konuşmamız Evet. gereken şey bu. Yıllar önce Yüzüklerin Efendisi'nde bir sahne vardı. Orada şöyle bir cümle kurulmuştu. Babalar oğullarını, çocuklarını gömmemeli diye bir cümleydi. Çok etkileyici ve çok yaralayıcı bir cümleydi. Ve ne yazık ki bu ülkede yıllardan beri babalar çocuklarını gömüyorlar. Yani Gar patlamasında, Merasim Sokak patlamasında, Kızılay'daki patlamada, daha önceki bütün patlamalarda vesaire falan çok ciddi bir biçimde insanlar büyük acılar çektiler. Hala da çekmeye devam ediyorlar. Elbette ki bütün bu acıları konuşmak, bütün bu acıları paylaşmak yapılması gereken insani bir davranıştır. Ancak biraz da bu ülkede aydınlara düşen, yani bizim gibi sorgulayan, üreten, konuşan insanlara düşen, bunun nedenleri üzerine konuşmak, bunun sonuçları Sorgulamak. üzerine konuşmak. Bu ülkede genelde insanlar hep sonuçlar üzerinden bir takım değerlendirmelerde bulunuyor. Biz neden terörle yaşamak zorunda kalıyoruz? Neden teröre alıştırılmak zorunda kalıyoruz? Bu ülkenin kaderiymiş gibi sunuluyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biraz önce senin söylediğin çok değerliydi. Mevcut hükümete ya da devlete düşen şey insanların can güvenliğini sağlamaktır. Bunun yeterince sağlanmadığını görüyoruz, yeterince sağlanmadığını düşünüyoruz. Ötesinde medyada, yandaş medyada bunlara yakın olan gazetecilerin ya da
milletvekillerinin ya da danışmanların ortaya koydukları tavırlar da son derece yaralayıcı ve insanlık dışı olarak yorumlanabilir. Bunların başında Burhan Kuzu geliyor. İşte 7 Haziran'da şöyle bir tweet atmıştı. Millet huzurun yerine kaosu seçti. Demek ki biz hala o kaosun bedelini ödüyoruz. Dün de bu kadar acıya rağmen yine bir tweet attı ve şunu söyledi. İstikrar bu ülkeye gelecek. O ne hikmetse o istikrar bir gece türlü bu ülkeye. Gece 01 sularında o tweet attı. Onu da söyleyelim yani patlama evet. olduktan sonra daha insanlar acılarını henüz farkında olmadan o belki de çocukların öldüğünü belki haberleri olmadan hemen bunu düşündü ve attı. Bunları tartışmamız gerekiyor. Elbette bu ülkenin her yurttaşı neden başkanlık sistemine bağlanıyor bir de? Yani bir de öyle bir şey var aynen. Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Evet bu ülkenin her yurttaşı iktidarı, muhalefeti, siyasi görüşü her ne olursa olsun ve terör her nereden gelirse gelsin lanetlemeli ve teröre karşı yapılacak bir mücadelenin yanında durmalı. Elbette bu hiç kuşkusuz şuraya koymamız gereken bir şey. Ama öte taraftan da burada yapılan, senin söylediğin gibi eksikleri, yanlışları sorgulamak bizim görevimiz. İşte Berkay'ın babası benim çocuğum şehit olmasın, yaşasın diyor. Şimdi biz öyle bir toprakta, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki adeta yaşam değil ölüm kutsanıyor. Bunu şuna benzetiyorum. Falangistlerin çok ünlü bir sloganı vardır. Viva la muerte, yaşasın ölüm. Yani biz ölümü kutsayarak, ölüm üzerinden, şehitlik üzerinden bir siyaset izliyoruz bu topraklarda. Bunun bedeli de çocukların ölmesi oluyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bugün yine bir açıklama yaptı ki biz her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Yani hani anlaşılan şu ki toplumun bütün kesimleri muhalefet başta olmak üzere bu konudaki herhangi bir çalışmada, çabada hükümetin yanında olacağını ortaya koyuyor. Ama herhangi bir yardım talebi benim bilebildiğim kadarıyla yok. Var mı senin duyduğun bir şey? Bir de şöyle bir şey söylemek lazım. Yani bu kadar büyük saldırılar, bu kadar katliamların gerçekleştiği bir ülkede hiçbir kamu görevlisinin görevinden alınmaması, hiçbir hükümet yetkilisinin istifa etmemesi, ayrıca üzerine çok düşünülmesi, çok sorgulanması ve bir biçimde halkın hesap sorması gereken bir şey. Bizim can güvenliğimizden sorumlu olan insanların bu konuda en ufak bir adım atmaması, en ufak bir sorumluluk üstlenmemesi kabul edilebilir bir davranış değildir. Yani İstanbul'un göbeğinde 300-400 kiloluk bir bombadan söz ediliyor. Böyle bir bombanın orada patlatılması ya da canlı bombanın oraya kadar gelmesi. Bütün bunlar şimdi hani ne dersek diyelim, kim biraz önce söylediği kim yapmış olursa olsun. Bunun hükümet tarafından, devlet tarafından bilinip açığa çıkarılması ve bir biçimde önlenmesi gerekiyordu. Şimdi önlenmedikten sonra arkasından bir takım bundan hareketle ya da bunun verdiği bir takım imkanlarla tırnak içinde söylüyorum bunları. Bu başkanlığa karşı bir saldırıdır söylemek çok insanlıkla bağdaşan bir şey değildir. Acımasızca, vicdansızca yani siyasi bir rant varsa ortada oradan bir rant elde edilmeye çalışıyor şimdi, gibi evet, ya duruyor. Bir de giderek bu ülke ortak iyisini kaybetti. Yani ortak iyiden kastettiğim şu, yani ortak bir geleceğe inanmak, ortak bir değer ekseninde buluşmak, birleşmek, hareket etmek ve bir toplum olmak, bir toplumsallık inşa etmek giderek bundan koptu. Ve insanlar şunu fark ediyorsunuz sosyal medyada, acaba TAK mı üstlenecek bunu, IŞİD mi üstlenecek? Buna göre insanlar paralize olabiliyorlar ya da ne bileyim farklı bir biçimde buna karşı tepkilerini geliştirebiliyorlar. Oysa durulması gereken yer şu, TAK da yapsa, PKK da yapsa, DHKPC de yapsa, IŞİD de yapsa, hangi ya da FETÖ de yapsa, kim yaparsa yapsın net bir biçimde buna karşı durmak lazım. Hani Piyanist filmindeki sözü hatırlarsın belki, insanı öldüren hiçbir dava haklı olamaz. Gerekçesi ne olursa olsun bir insanı hayattan koparttıktan sonra, hani biraz önce Başkent Üniversitesi'ndeki çocuktan bahsettik. İşte Ali İsmail'in fotoğraflarını paylaşmış, Denizlere şeyin görüşlerini paylaşmış. Şimdi bu insana ailesini şunu anlatamazsınız. Niye öldürdüğünü, neden öldürdüğünü anlatamazsınız. Bunun insanlıkla uzaktan yakından bağdaşır herhangi bir şey yok, olmayacaktır. Mesele biraz daha burada insanlığı vurgulamak, ön plana çıkarmak, bir de bu ortak iyiyi, yani Türkiye'nin kendi ortak iyisini yeniden inşa edebileceği bir toplumsallığı bu toplumun önüne koymaktır. Herhalde burada da en büyük mesele biraz da
muhalefetin, tüm muhalefetin, sadece ana muhalefeti kastetmiyorum, bütün toplumsal muhalefetin, bütün sendikaların bir araya gelmesi gerekiyor. Belki İspanya'daki bir büyük yürüyüşten söz edilebilir. Yeni bir, hem büyük bir yürüyüş, hem yeni bir umut, yeni bir Türkiye tarihini birlikte yazmak için çaba göstermeye ihtiyaç var. Çünkü çok önümüzde daha da sıkıntılı o günler olacağı anlaşılıyor. Dün, aslında bugünkü programın konusu anayasa teklifi, anayasa değişiklikleriydi. Ama Türkiye'nin gündemi o kadar büyük bir hızla değişiyor ki bir anda dün akşam patlama oldu. Tabii şunu tekrar tekrar bence altını çizmek gerekiyor. Yaşam hakkını mutlaka savunmalı ve bu hakkı ihlal eden, ki devletin en önemli görevi bu hakkı korumaktır. Bunu ihlal eden devleti senin söylediğin gibi sorgulamak gerekiyor. Bu ihmal, işte başka bir neden, ne olursa olsun nedeni, bunu bir kere ortaya koymak, altını çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Giderek şöyle bir psikoloji de oluşuyor. İnsanlar artık kendi güvenliklerini kendileri almaya başlıyorlar. Yani sokakta insanlar şunu konuşuyorlar. Ona rast geliyorsun. İşte kalabalık yerlerde bulunmayalım, şuralara gitmeyelim. Çünkü yani şöyle bir kimsenin şöyle bir umudu yok. Yani bu devlet beni korur ya da bu hükümet beni korur. Bir terör saldırısı gerçekleşmeden bunu önler gibi bir düşüncesi kimse de böyle bir düşünce gelişmemiş. Herkes kişisel olarak ben kendimi nasıl kurtarabilirimin derdinde, haklı olarak. Ve o yüzden insanlar kamusal mekanlardan, ortak mekanlardan kurtarıyor. Bunun bir takım toplumsal ve siyasal sonuçları elbette ki olacaktır ama insani olarak da insanların bu kadar çok korkması, bu kadar çok korkutulması ve bununla birlikte mutlaka dayatılan bir şeyler olacaktır. Yani bu terör saldırıları sadece birileri katletmek üzerine yapılmıyor. Bunun bir takım siyasi hedefleri, bir takım siyasi amaçları var. Belki bunun üzerine insanların kafa yorması gerekiyor. Bunun üzerine tartışmak gerekiyor. Aynen. Bence en önemli sonuçlarından bir tanesi yabancılaşma. Yani toplumun birbirine yabancılaşıyor aslında. Senin söylediğin gibi o kutuplaşma, acaba o örgüt mü yaptı, bu örgüt mü yaptıdan başlayan bir kutuplaşma. Ve onun sonucunda doğan bir yabancılaşma da var. Türkiye'nin önündeki en büyük tehditlerden bir tanesini de ben bu yabancılaşma olarak görüyorum. Bir de eskiden terörü izlediğimiz zaman sanki bizden daha uzak yerlerde hep vardı. Evet. Ama şimdi artık çok yakınımızda ve terör yakınlaştıkça bence herkesin şunu da farkına varması gerekiyor. Hiçbir yere kaçış yok. Yani nereye giderseniz gidin terör sizinle birlikte geliyor ve bir tehdit olarak önünüzde duruyor. Ve 2015'te Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir yayınladığı, şu an tam hatırlamıyorum ama ayını, bir belge vardı. Terör örgütlerinin, çeşitli terör örgütlerinin Türkiye'nin 70 ilinde hücre evleri yapılanması olduğuna dair. Şimdi Türkiye'nin 70 ili demek korkunç bir rakam. Bu bize şunu anlatıyor. Demek ki biz önümüzdeki günlerde bu vahim olayların aynen benzerini yaşayacağız. Ve bizim yurttaşı olarak şu soruyu her gün sormamız gerekiyor. Bizim yaşam hakkımızı nasıl koruyacaksın? Yani hükümete en sormamız gereken şey bu. Sadece terör saldırılarla ölmüyoruz. Yani son 5 ayda hani 1000'in üzerinde insan iş kazalarında, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yani aslında yaşam bütün alanlarda ölüyoruz biz. Yani düzenli olarak, istikrarlı olarak, yani bir istikrardan bahsedecekse bu istikrar bu ülkedeki yurttaşların düzenli olarak ölmesidir ya da öldürülmesidir. Her alanda, yani iş kazalarında, trafik kazalarında, yani sadece ölümün hani bir atmosfer olarak çöktüğü bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu giderek insanların bu ülkede yaşama azmini, yaşama isteğini kıran bir şey haline geliyor. O yüzden de insanlar acaba bu ülkeden gidelim mi, başka bir yerde yaşayalım mı düşünmeye başlıyorlar haklı olarak. Yani bütün haklı tepkileri aslında insanlar bireysel olarak yaşıyorlar ya da dile getiriyorlar. Ama bunun toplumsal olarak örgütlenmesi, toplumsal olarak bir karşı çıkışın ortaya çıkması, bütün buna yol açan nedenlerin, bunu ya da bununla baş etmeyen yapıların bir biçimiyle tasfiye edilmesi gerektiği de konuşulması, tartışılmalı. Yani bir hükümet benim can güvenliğimi sağlayamıyorsa, en temel görevi insanların can güvenliği, bu hükümet bunu yapamıyorsa bu hükümet ne yapmaktadır ya da ne yapıyor? Bunun asıl işlevi nedir, asıl görevi nedir? Belki buradan başkanlık meselesine geçebiliriz. Evet, aynen. Bu yoğun gündem arasında, bu kaos arasında, Burhan Kuzu'nun dediği gibi, bu büyük kaos arasında, tırnak içinde halkın seçtiği kaos arasında bir teklif MHP ve AKP tarafından getirildi. Biraz da onun üzerinde konuşalım. Ne düşünüyorsun? Bir kere teklifi kapalı kapılar ardında geçen haftada konuştuğumuz gibi BHP ile AKP hazırladıktan sonra dün
lütfederek diyorum, halkımızın bilgisini sundular. Ben de okudum iyice. Teklifi 21 maddelik bir teklif. Bir kere meclis lağvediliyor. Yani aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi, biraz tabii birazdan konuşuruz, yasama, yürütme, yargının ayrı olması, yani kuvvetler ayrılığının olması. Yani demokrasinin temel prensipleri. Evet, demokrasinin temel prensibi ve yüzlerce yıllık bir birikimin sonucu. Hı-hı. Bütün dünyanın, işte çağdaş dünyaya karşılar artık. Yani evet. Şans'tan, George'dan akıl almıyorlar, arkadaşlar almak istemiyorlar ama bu insanlığın yüzlerce yıllık birikiminin bir sonucu. Neden kuvvetler ayrı? Her kuvvet birbirini denetlesin. Hiçbir kuvvet diğer kuvvetin önüne geçmesin, kuvvetler tek elde toplanmasın ve demokrasi yaşayabilsin, yeşerebilsin diye. Demokrasinin varoluşu da yine bizim yaşam hakkımızla doğrudan ilintili, denetlemekle, bizi yönetenleri denetlemekle ilgili. Yani çağdaş dünya yönetenlerin sorumluluklarını tartışırken biz yetkilerini tartışıyoruz. Yetkilerini nasıl arttırırızı tartışıyoruz. Bu da geri kalmışlığın bir sonucu. Yani yetkiler devredilirken çağdaş dünyada daha katılımcı, aynen, daha demokratik bir düzen ya da sistem arayışı, yani ya da başka bir dünyanın mümkünlüğü üzerine konuşulurken, bunun yerine biz acaba yönetenlerin yetkilerini daha fazla nasıl arttırabiliriz'i konuşuyoruz. Aynen öyle. Yani sorumlulukları tartışmıyoruz. Mesela işte bütün bu olaylarda, yaşadığımız olaylarda, iş kazalarında da, kadına yönelik şiddette de, diğer toplumsal şiddet olaylarında da, terör olaylarında da biz yönetenlerin sorumluluğunu değil, yetkisini tartıştığımız için Türkiye bir noktaya varamıyor. Böyle bir vehamet var ortada. Belki söylemek lazım. Yani ısrar ve inatla AKP'nin geldiği günden beri sürekli milli irade vurgusu vardı. Evet. Şimdi milli irade yok. Evet. Yani şu anda milli iradeyi düzenli bir biçimde her fırsatta, her koşulda, kendine getirilen her eleştirde kamuoyunun karşısında bununla çıkıyorlar. İşte bu milli iradeye karşıdır. İşte bu milli irade tarafından kabul edilemez diyorlardı. O milli iradenin temsilcileri hiç bilmedikleri, hiç okumadıkları boş bir kağıda imza attılar. Ve dolayısıyla bu milli iradenin temsilcileri şimdi o hangi kimin iradesi olduğunu bir kere orada ayrı bir mesele. İkincisi, bunlar aslında milleti temsil etmiyor. Bir diğer mesele şu. Şimdi anayasa değişikliğine gidiyorsunuz. İşte 12 Eylül anayasasını kaldıralım diye bir tartışma var. AKP geldiğinden beri hep bunu tartışıyoruz. İşte darbe anayasasını tartışalım. Getirdikleri hükümler ya da getirdikleri maddelere baktığın zaman aslında 12 Eylül'ü de rahmetle aratıyor. Aynen. Dolayısıyla yani Türkiye'de belki hani sanırım Can Yücel'in lafıydı, her şey olabilirsiniz, rezil olamazsınız, bir böyle bir şey var. Bir de bunu daha toplumsal karşılığında şöyle bir şey söyleyeyim. Yani her gelen gideni aratıyor. Merkez sağ ya da milliyetçi ya da muhafazakar iktidarlar için. Her zaman bir önceki süreci daha mumla arar hale geliyoruz. Daha demokratik olanın geçmişte kaldığını görüyoruz. Ve giderek o demokratik, yani hani zaten kabul edilemeyen, henüz gerçek anlamda olgunlaşmamış ya da tümüyle bütün toplum kesimlerinin katılımıyla gerçekleşmemiş bir demokratik sistemden, düzenden çok daha geri bir noktaya düşüyoruz aslında bu uygulamayla. Şimdi tabii aynen öyle. Aslında bu yeni bir tartışma değil, başkanlık meselesi Türkiye için. Belki tarihini Demokrat Parti'ye kadar bile götürebileceğimiz bir tartışma. Ne zaman sağ iktidarlar, ki hep sağ iktidarlar var aslında, hükümetin başına gelse Türkiye'de hep bu tartışma olur ve hep de yönetenlerin sorumluluklarının artması üzerinden bu tartışma yürür. İşte yine 1950'lere gidersek, yani sonuçta bu ülkeye Cumhuriyet Halk Partisi çok partili demokrasiye geçirdi. Ama ne vakit işte bugün demokrasi şehidi dedikleri Adnan Menderes hükümeti CHP'nin mallarını müsaade etmeye kadar varan çok ağır bir demokrasiyi katleden süreyi yaşadı Türkiye. Mevcut hükümet de çok uzağında durmuyor. Aynen. Şey, ona geleceğim yani oradan. Ondan sonraki AP hükümetleri için benzer bir tarih söz konusu. Şimdi bugün geldiğimiz noktada yine benzer bir tarih söz konusu. Şimdi lütfen yurttaşlarımız anayasa teklifini açsınlar. Hukukçu olmaya gerek yok. Bir iki maddeyi okusunlar. Mesela Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle ilgili. Şimdi bir kere Cumhurbaşkanı'na karşı artık sorumlu bakanlar. Mesela meclisin bakanları denetleme yetkisi yok artık. Eğer bu anayasa teklifi bu haliyle geçerse, meclis bakanları denetlemeyecek. Yasamanın şeyi nedir? Yani anlamı nedir? Bir taraftan
denetleme görevi de vardır yasama. Yürütmeyi denetler. Yani bu denetleme ve denge meselesi kuvvetler ayrılığında böyle yürür. Yani yasama yürütmeyi denetler ki demokratik gelişmeye halel gelmesin. Fakat eğer anayasa bu şekilde geçerse bir kere Cumhurbaşkanı'na verilen sonsuz yetkilerle meclisin fiilen ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Aslında o konuda son derece istikrarlı AKP. Yani hiçbir zaman denetlemek istemedi. Yani o Sayıştay'ın yetkililerini vesaire falan da ortadan kaldırdı. O konuda yani tek söz sahibi kendileri olmak istemektedirler. Ve o yüzden de herhangi bir denetim mekanizmasına tabi tutulmak istemiyorlar. Aynen öyle. Burada şunu söylemek lazım. Yani bu konuda zaten bir samimiyet olsa, Türkiye'nin demokratik bir, daha demokratik bir düzene geçmesiyle ilgili bir samimiyet olsa, bizim öncelikle tartışmamız gereken şey seçim sistemi ve siyasi partiler yasası. Şimdi hep Türkiye'de tırnak içinde milli iradeden bahsediliyor. Milli irade kimdir? Yani kim belirliyor? Şimdi mesela milletvekillerini kim belirliyor? Genel başkanlar. Genel başkanlar. Peki burada şimdi, biraz hani ön seçim meselesi nedeniyle CHP'yi biraz, evet, daha, biraz ayrı daha ayrı tutmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çünkü hani çok yerde ön seçim yapmış bir parti ama AKP'de bir tane yerde ön seçim var mı? Yok. Evet. Yani dolayısıyla aslında milletvekilleri vatandaşa karşı sorumlu değiller. Genel başkanlarına karşı sorumlular. Yani genel başkan beni seçsin de nasıl seçerse seçsin noktasındalar. Dolayısıyla düğme baştan yanlış ilikleniyor. Aynen. Yani şimdi böyle bir ortamda bizim bir kere milli iradeden, parlamentoya sağlıklı bir şekilde yansımış milli iradeden söz etmemiz söz konusu bile değil. Şimdi bunun bir tarafı bu. Diğer tarafı baraj. Yani Türkiye'de iki türlü baraj var. Bir hazine yardım barajı, belli bir oy yüzdesine ulaşmak gerekiyor devletin hazine yardımı yapması için siyasi partilere. Diğer taraftan da parlamentoya girmek için baraj söz konusu. İki barajlı bir sistemde ne kadar milli iradeden bahsedebiliriz ki? Bu biraz yani o maddelere baktığımız zaman şunu da gördüm. AKP bugüne kadar yaşadığı tırnak içinde kendi iktidarını tehdit eden bütün yapılara ya da unsurlara karşı bir güvence oluşturmaya çalışıyor. Bunlardan biri mesela yanlış hatırlamıyorsam 119. maddede şöyle bir şey söylüyor. İşte Cumhurbaşkanı olağanüstü hali hangi koşullarda ilan eder? Evet. Kararname çıkarma yetkisi var. Şimdi yani işte savaş durumlarında, çatışma durumlarında bunu yapabilir aslında bakanlar ama kurulu da lave ediliyor. Yani evet, her şey tabii. Cumhurbaşkanı. Yani onun hiç tartışmasız. Tartışmasız. Evet. Orada şöyle bir şey de var. Diyor ki toplumsal hareketler de bir olağanüstü hale neden olabilir. Yani dün de bir televizyon programında böyle bir şeyle karşılaştım. Onu da söylemek isterim. Mesela Gezi gibi bir direniş ortaya çıktığında, bir toplumsal hareket ortaya çıktığında Cumhurbaşkanı pekala diyebilir ki ben olağanüstü hale ilan edebiliyorum 6 aylık süreyle ve ilan edebilir. Aynen öyle. Dolayısıyla insanlar en temel demokratik haklarını kullanamayacakları bir düzene, bir sisteme geçiliyor. İkincisi bu toplumda oturmuş bir şey vardır. Yani hep şunu söylenir. Hani Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Bunu merkez sağdaki bir insanda, sosyal demokrat bir insanda, hangi görüşten, inançtan olursa olsun insanlar genel böyle bir kabulü oluştu. Parlamenter sistemin en temel prensibidir. Bir teamüldür. Hani oluşmuş ve oturmuş ve de hani salt kural olarak değil ya da aynı yasal olarak değil. Aynı zamanda bir denetim mekanizmasıdır. Evet. Yani hani kendisi de. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Şimdi partili cumhurbaşkanı demek aslında bugüne kadarki bütün o birikimi ters yüz etmek. İkincisi mesela ben hani MHP'lilerin bu konuda kendi kitlelerini nasıl anlatacaklarını, bunu nasıl açıklayacaklarını çok merak ediyorum. Yani bugüne kadar bunun işte AKP ve İmralı ortak yapımı olduğunu söylüyorlardı genel başkanları. Şimdi kendileri bir ortak yapım sürecine girdiler. Bunu nasıl açıklayabilirler? Hayır, bir de koalisyona girmeyip, evet, yani AKP ile herhangi bir koalisyonun içinde olmayıp bu kadar fiili, evet, bir anayasa değişikliği gibi Türkiye'nin rejim değişikliğini ilgilendiren bir konuda peki, bir evet, işbirliği içerisinde anayasa olmaları. Anayasa değişikliği dememek lazım. Aslında rejim değişikliği. Rejim değişikliği içerisinde olmak daha da tuhaf. Yani ben şöyle yorumluyorum yurttaş olarak. Her ne pahası, bu da işte ülkemizdeki seçim sistemi ve siyasi partiler yasasının sıkıntılarıyla ilgili. Yani genel başkanlara verilen o olağanüstü yetkilerle ilgili. Olağanüstü yetki, onların işte sultanlık, liderlik, ya her şeyi ben bilirimci, ben yaparımcı anlayışla ilgili. Bahçeli demek ki koltuğunu bırakmamak için AKP ile anlaşmayı ve Türkiye'nin rejim değiştirmesine razı oluyor. Aslında bu bir şimdi AKP'nin de bir şey göstermesi lazım bence. Devlet Bahçeli'nin bu tavrına karşı AKP de şunu yapabilir. Diyebilir ki biz de fiili bir ortaklık kuralım. Evet. Yani siz bu kadar destek verdiniz. Fiili olarak
Bence onu da hükümete almalılar. Sen de Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilirsin demeliler. Demeliler. Evet. Yani bunu çok açık bir biçimde söyleyebilmeliler. Böylece Türkiye'de fazla... kimin hangi safta olduğu, ne safta olduğu, nerede durduğu çok daha net ve açık bir biçimde görülebilir. Turul Türkeş'e bu kadar saldırmaları da haksızmış. Demek ki evet. Yolu açmış öyle anlaşılıyor. Evet. Bir taraftan da şunu da söylemek lazım. Şimdi yargı için de aynı şey geçerli. Hı-hı. Şimdi hani... Türkiye'de gerçekten de eğer bu anayasa değişikliği geçerse hakikaten tutunacak bir dal da kalmıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı senin söylediğin gibi bir örnekte bir olağanüstü hal kararnamesi çıkardı diyelim. Bunu kim denetleyecek? Anayasa Mahkemesi. Peki Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçiyor? Yargı organları üyelerini kim seçiyor? Bir de şöyle bir şey var. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi partili Cumhurbaşkanı diyoruz ya. Şimdi mesela işte sen Kemal Kılıçdaroğlu kalktı eleştirdi hani. Normal şu anda Binali Yıldırım'ı eleştirebiliyor. Sonuçta bu Türkiye'de böyle bir gelenek var. Yani muhalefet iktidar partisini eleştirebiliyor. Şimdi Binali Yıldırım yok artık. Olmayacak eğer bu geçerse. Cumhurbaşkanı'na söylediği her şeyde hakaret olarak kabul edildiği için o zaman muhalefet partisi şeyi eleştirmeyecek. Yani sadece bu Kemal Bey için ya da CHP için geçerli değil. Yani bu MHP için de geçer. Yani kimse Cumhurbaşkanı'na partili olması nedeniyle de herhangi bir eleştiri getirmeyecek. Yani siz bu köprüyü niye buraya yaptığınızda burayı yapmadınız ya da bu kadar parayı niye harcadınız ya da burada bir yolsuzluk var mıdır? En ufak bir eleştiri getiremeyecek. Şimdi o zaman nasıl muhalefet, hani muhalefetten söz edilebilir mi böyle bir koşulda? Zaten muhalefet istemiyoruz. Aslında ki. Biraz da onun tasfiyesi aslında bunlar. Yani biraz da muhalefetin... Yani daha doğrusu MHP gibi bir muhalefet. İsteniyor. Yani, evet. Yani aslında bu bir anlamıyla şöyle bir şeye denk düşüyor. Hani bu bir taraftan bununla ilgili şöyle bir yorum yapılıyor. Bir taraftan işte bu Körfez ülkelerindeki emirlikler, yani bir aile yönetiyor. Ya da işte Türkmenbaşı gibi, Türkmenistan'daki gibi bir yapı, yani bir aile bütün bir süreci yönetiyor. Bütün bir devlet mekanizmasını eline geçiriyor ve onun üzerinden bir yönetim oluşturuyor. Aslında belki istenen bu. Dolayısıyla bütün bu kurumlar, oluşturulan bu yasalar, bence bu yasaların, çıkarılmak istenen yasaların kendileri de aslında bir engel. Kurum yani, dediğin... İyi hatırlattın. Mesela Cumhurbaşkanı pek çok kurumu da yöneticisini de atayabiliyor. Evet. Yani aslında devletin bütün kurumsal yapısını, bütün bir teşkilatını da atıyor. Cumhurbaşkanına bağlamış oluyor. Eskiden mesela yani daha önceki metinlere baktığımız zaman Cumhurbaşkanı kimi atayacağı belliydi. Yani kimleri atayacağı belliydi. Şimdi mesela HSYK'nın 30 üyesi olacaksa bunun 15'ini Cumhurbaşkanı atıyor. 15'ini de parti iktidardaki parti atıyor. Zaten iktidardaki parti o. Dolayısıyla, dolayısıyla hani kendilerinin çalıp kendilerinin oynadığı bir sistem. Aslında belki daha dürüstçe bir değişiklik yapıp şöyle demek lazım. Hepsini Cumhurbaşkanı atayacak demek lazım. Yani hani bu kadar böyle dolanmaya, tumturaklı laflara gerek yok. Şu hesaplanmıyor ama. Yani günün birinde bu iktidarın değişebileceği, günün birinde başka bir iktidarın gelebileceği düşünülmüyor. Yani sürekli kendilerinin iktidarda kalacağı üzerine bir tahayyül var. Yani bu aslında ne kadar antidemokratik bir zihniyete sahip olduğunu göstergesi. Yani iktidarda gitmemek adına yasal değişiklikler yapılıyor. Yani mesela şöyle bir yorum da var. Cumhurbaşkanı süresi dolmadan, yani daha doğrusu evet süresi dolmadan seçim kararı aldırırsa bir daha aday olabiliyor. Normalde iki dönem üst üste olduktan sonra üçüncü dönem aday olamıyor. Ama üçüncü döneme geçmeden, daha ikinci dönem süresi bitmeden şey yaparsa tekrardan aday olabiliyor. Böylece zaten şu anda 3 dönemi garantilemiş oluyor. Yani bu yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren Cumhurbaşkanı bir 2019'a kadar kullanacak. 2019'dan sonra 2 defa daha kullanacak. Böyle bir hak var. Bu zaten hani gitmeme isteğinin demokratik bir seçenekle ya da yöntemle gitmeme isteğinin en net yani bunun göstergesi. Göstergesi olarak bakılabilir. Bir diğer durum hani bu diğer kurumlar vesaire falan hani oluşturma sürecinde bunu bütün bu anayasa, bütün bu yasalar. Eskiden şöyle bir şey olurdu. Bu Türkiye'nin çok önde gelen hukukçuları vardı, anayasa hukukçuları vardı. Bunlardan görüş sorardı. AKP ilk geldiğinde hatırlarsın. Birçok anayasa hukukçudan, Türkiye'nin önde gelen liberal hukukçularına böyle bir anayasa taslağı hazırladı. Ama nedense o taslak mesela bir türlü şeye gelmedi, meclise gelmedi. Sonra kendi hukukçularına hazırlattırdılar bunu. Çünkü o liberallere hazırlattıkları anayasa metni az çok dünyayla, dünya gerçekleriyle uyuşan bir nitelik taşıyor. Der ne kadar bizim gibi daha solda duran insanlar buna farklı baksa da, yine de bir takım hak ve özgürlükler ekseninde bu bakılabilir, tartışılabilir gibi geliyordu. Şimdi dikkat edersen bunları da artık kabul etmiyor. 2010 yılında daha doğrusu referandumdan sonra İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu şöyle bir şey yapmıştı, konuşma yapmıştı. Bizim artık kimseye ihtiyacımız yok.
Yani liberallere ihtiyacımız yok, ona ihtiyacımız yok. Yani biz bugüne kadar bu insanları kullandık, bundan sonra hiç kimseye ihtiyacımız yok. O süreci yaşıyoruz tam da. Çünkü mutlak güç elinde, Türkiye'nin bütün kurumları elinde, Türkiye'nin bütün ekonomik gücü elinde, bütün sermayesi elinde. Dolayısıyla hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Zaten aslında tartışmamız gereken Türkiye'nin en temel meselesi bir siyasal çıkış arıyorsak bu gündem içerisinde. Bu ekonomik mesele, Türkiye'nin işte rant siyaset ikilemi içerisinde gidip gelen durumun aslında demokrasi de biçimlendiren şey de bu. Şimdi medya büyük ölçüde hükümetin işte yönlendirmesinde çok büyük ölçüde. Diyelim. Evet. Yönlendirilmesinde diyelim. Türkiye'nin bütün kurumları yine hükümetin yönlendirdiği şekilde gelişiyor. İşte yargıyı konuştuk, yasama yürütmenin durumu ortada. Şimdi böyle olunca işte demokrasi sadece sandığa gidip oy vermek demek değil. Değildir. Demokrasinin başka koşulları var. Demokratik bir tercihin oluşabilmesi için bir ortam gerekir. Demokratik bir ortam gerekir öncelikle. Bu ortam içinde basın gerekir, özgür basın gerekir. Üniversiteler gerekir. Üniversiteler gerekir. Sivil toplum örgütleri. Demokratik kitle örgütleri gerekir. Ekonomik anlamda da bir özgürlük gerekir ki demokratik bir seçim yapma, tercih yapma ortamı oluşabilsin. Şimdi Türkiye'de bunların hiçbirinden bahsedemezken zaten milli iradenin ne kadar ve nasıl yansıdığı tartışmalı bir soruyken bir de üstüne böyle bir yasa sistem değişikliği, rejim değişikliğiyle başka bir hale getiriyoruz işi. Tabii ama yine de umudu kaybetmeden tartışmak, konuşmak, dayanışmak gerekiyor galiba. Şimdi Yılmaz Güney'in bir sözü var. Bir toplumda devrim koşulları olgunlaşmışsa ve devrim yapılmıyorsa, onu yapacak özneler yoksa o toplumda çürüme başlar diye. Ben biraz böyle bir şeye bağlıyorum. Böyle bir süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Biraz da hani İtalyan komünisti Antonio Gramsci'nin bir lafı var. Eskinin öldüğü ama yeninin halen doğmadığı bir çağda, bir dönemde yaşıyoruz. Çok ağır ve karamsar bir atmosferden geçiyoruz ama ben yine bir şeylerin, iyi bir şeylerin doğabileceğinin umudunu ve şeyini, ruhunu hissediyorum ve taşıyorum. Çünkü bugün bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz koşullar 1919'un koşullarından çok daha beter koşullar değil. Dolayısıyla bir insan çıkıp bütün ülkenin kaderini değiştiriyorsa, bugün milyonlarca insan işte Mustafa Kemal'e sahip çıkıyorsa, onun devrimlerine sahip çıkabiliyorsa, başka bir ülkenin kurulabileceğini, başka bir ülkenin inşa edilebileceğini de çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesele burada çok ciddi bir, iyi bir önderlik, iyi bir örgütlenme ve gerçekten bütün bunları halka iyi anlatabilmek. Dolayısıyla şuna sığınmamak lazım. Yani işte bizim televizyon kanallarımız yok, bizim gazetelerimiz yok vesaire falan. Evet, sizin televizyon kanallarınız olmayabilir, gazeteleriniz olmayabilir ama bir kere bunların zaten güvenilirliği yok. Yani dolayısıyla bunları Türkiye'de gazete okumuyor. Yandaş medya istediği kadar şey yapsa. Ama bizim inancımız var. Evet. Dolayısıyla inancı olan insanlar 1960'larda da böyleydi. İnsanlar örgütlendiler. İnsanlar, bu ülkenin gençleri gittiler. Mitingler yaptılar. Tüm mitingleri yaptılar. Pamuk için miting yaptılar. Örgütlendiler ve başka bir Türkiye ortaya çıkardılar. O Türkiye beraberinde 70'lerde 73'te CHP'yi iktidara taşıdı. Böyle bir o zor ağır koşullarda, ağır darbe sonrası koşullarında böyle bir şey ortaya çıktı. Dolayısıyla umudu hani kaybetmemek fakat gerçekçi olmak gerekiyor. Neyle karşılaştığımızı, neyle karşılaşabileceğimizi, nelerle imtihan edildiğimizi bilerek öyle davranmak gerekiyor. Biraz da herkesin yan yana gelip bir dayanışma ruhunu beslemesi gerekiyor. Hiç kuşkusuz ama buradaki ekonomik gerekçeleri, rant ilişkilerini bilmek gerekiyor ki bunlarla öyle mücadele edebilelim. Çünkü aslında bu biraz da Türkiye'nin hem şansı hem şanssızlığı diyelim. Bu tarafta güçlü bir fikirsel bir zemin var ortada. Senin söylediğin gibi ilhamını Cumhuriyet'ten alan, Cumhuriyet devrimlerinden alan güçlü bir fikirsel zemin var. Diğer tarafta da bir rant ilişkisi var ki bunu aslında hiç değinmedik, belki değinmeliyiz. Mavi Marmara'da gördük. Aynen öyle. Demek ki bu topraklarda, demek ki bu topraklardaki en büyük kutsal rant ve iktidarmış. O yani bunu gördük aslında. Mavi Marmara Türkiye'deki siyasal İslamcıların ne kadar gerçekten
hani dürüst ve samimi olduklarını ortaya koyması açısından bence bir turnusol oldu. Onların ne kadar iktidar bağımlısı olduğunu, iktidar adına ya da senin deyimiyle rant adına her şeyden feragat edebileceklerini, her şeyden geçtiler. Ama bunun ben şöyle bir siyasal sonucu olduğunu düşünüyorum. Ben bir daha AKP sonrasında Türkiye'de İslamcı bir partinin iktidar olacağını düşünmüyorum. Yani işte şans derken bunu kastediyorum evet, ben de. Yani bu çok büyük bir sınavdı. Ağır bir sınav ve hala bu sınavın içinden geçiyoruz. Ama Türkiye'de bir daha AKP benzeri İslamcı, dinci bir partinin ya da antidemokratik bir partinin ya da zihniyetin bir daha iktidar olacağını inanmıyorum. Şundan dolayı bu ülkenin bir birikimi var. Bu ülkenin Cumhuriyet'ten gelen ciddi kazanımları var. İnsanlar bunun farkındalar. Bunu kaybetmek istemiyorlar. Bunun içinde AKP oy verenler de var. Bunun içinde MHP oy verenler var. Bunun CHP kitlesinin tümü var. Bunun içinde HDP oy verenler de var vesaire vesaire. Dolayısıyla Türkiye bambaşka bir iklime doğru gitmek zorunda. Bunu insanlar görüyorlar. Bu bazen süreç zaman alabiliyor. Biraz da belki umutsuzluk, biraz da kırgınlık buradan kaynaklanıyor. Ama her nihayetinde her su akacağı yatağı bulur. Bunu da vurgulamak gerekiyor. Şunu da söylemek gerekiyor herhalde. Sen de katılırsın. Faşizmin sarayları camdır. Hı hı. Ve hani bir taşla kırılır paramparça, camlarda. Paramparça olabilir. Paramparça olabilir. Onu söylememiz gerekiyor. Bitirirken şunu söylemek lazım. Türkiye ağır koşullardan geçiyor, zor koşullardan geçiyor. Ancak bunları atlatmak durumundayız. Nazım'ın dediği gibi sen yanmasan ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa. Bu karanlıkların üstesinden gelecektir bu toplum. Bu toplumun böyle bir birikim var, bu toplumun böyle bir mücadele azmi var. Mustafa Kemal'den beri var, Denizler'den beri var, Uğur Mumcular'dan beri var, Ali İsmail'den beri var, Berkin'den beri var. Dolayısıyla bu karamsarlıkları yenmek, bu karamsarlıkların üstesinden gelmek gerekiyor. Tekrar kaybettiğimiz bütün insanlarımıza rahmet diliyoruz. Terörü bir kez daha lanetliyoruz. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.